Yeni bir videodan daha herkese merhaba, ben Sefa Kandemir. Hyundai Bayon, Avrupa ve dünya pazarı için belki çok fazla bir şey anlam ifade etmiyor ama Türkiye pazarı için en ucuz crossover SUV olma özelliğini taşıyan yerli ve milli otomobil modelimiz. Elbette buradaki yerli ve milli esprisinin sebebi memleketim Kocaeli'ndeki Hyundai Aslan fabrikalarında üretilip ardından tüm dünyaya ihraç edilmesi oluyor. Ayrıca sadece en ucuz crossover SUV olma özelliğinin yanı sıra sınıfının en iyi güvenlik ve sürücü yardımcı özelliklerinde bünyesinde bulundurmasıyla beraber bir adım daha öne çıkıyor. Yeni Hyundai Bayon'u rakipleri arasından sıyırıp atacak en önemli özelliği ise 48 volt hafif hibrit sistemiyle beraber gelen 6 ileri akıllı manuel şanzıman IMT oluyor. Haydi gelin yeni Hyundai Bayon ile ilgili tüm detayları, tüm yenilikleri ve bu akıllı manuel şanzıman IMT nedir, nasıl kullanılır hepsini öğrenelim. Fakat video geçmeden önce bir hatırlatma. Halen daha kanala abone değilseniz eğer kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Şimdiden çok teşekkürler. Yeni Hyundai Bayon aslında sıfırdan tasarlanıp üretilen bir model değil. Hali hazırda üretimde olan ve Super Mini B sınıfında oldukça başarılı şekilde mücadele eden Hyundai i20'nin yerine gelecek olan yeni Bayon, Hyundai'nin bir diğer başarılı modeli Kona'nın altında yer alıyor. Adını tasarımının yapıldığı Fransa'nın Bayonne şehrinden alan yeni Bayon, Hyundai'nin sayı kodlu model isim seçeneklerinden de yavaş yavaş sıyrıldığını kanıtlıyor. Tasarım olarak aslında gözümüze hiç de yabancı olmayan abisi Kona'ya oldukça benzemesi yeni Hyundai Bayon'a daha kolay alışmamızı sağlıyor. Önden baktığımızda crossover ruhunu en iyi şekilde yansıtmasını sağlayan çift renk tamponlar ve büyük panjur tasarımı ilk bakışta oldukça güzel gözüküyor. Tamponun tam köşelerine yerleştirilen ve otomobilin genel tasarım diliyle oldukça bağlantılı olan köşelerden baktığımızda bir ok, tam önden baktığımızda H harfinin bir tasviri olan farlar oldukça heyecanlı ve şık gözüküyor. Onun hemen üstünde yer alan ve yeni Hyundai Bayon'un tam karşısına geçtiğimizde kısık gözleriyle bize bakıyormuş gibi duran LED gündüz farları ise yeni Bayon'un karakterini tamamlıyor. Profile geçtiğimizde ise oldukça heyecanlı ve hareketli bir tasarım bizleri karşılıyor. Yeni Hyundai Bayon'a profilden baktığımızda yakın zamanda Türkiye'ye de gelmesini beklediğimiz Hyundai'nin karizmatik C sedan modeli Elantra'da kullanılan dinamik kama şeklindeki omuz çizgisiyle oldukça güçlü görünüyor. Yeni Hyundai Bayon'un arka tarafına geçtiğimizde ise tam anlamıyla sev ya da terk et bir tasarımla karşılaşıyoruz. İtiraf etmem gerekirse yeni Hyundai Bayon'un bu arka tasarımı beni 90'ların sonu 2000'lerin başındaki milenyuma hazırlık otomobillerine götürdü. Tıpkı ön tarafta olduğu gibi crossover detaylarının vurgulandığı ve bir hayli yüksekte konumlandırılmış arka tampon oldukça güzel gözüküyor. Onun hemen üstünde iki uçta marka ve model isim yazısı yer alıyor. Yeni Hyundai Bayon'u rakiplerinden ayıran en önemli parça ise yine tıpkı önde olduğu gibi ok tasvirli stoplar oluyor. Peki siz yeni Hyundai Bayon'un arka tasarımını beğendiniz mi? Boyutlarda ise kardeşi i20 ile olan farkını net şekilde hissediyoruz. Yeni Hyundai Bayon 4180 mm ile yeni i20'den 140 mm daha uzun. 1490 mm ile 40 mm daha yüksek. Ve 1775 mm ile 25 mm daha genişliyor. Fakat dingil uzunluğu konusunda 2580 mm ile yeni Hyundai i20 ile aynı boyutları paylaşıyor. Yazılı olmayan bir kuraldır. Her zaman en uygun fiyata en kalitelisini ve en iyisini almak. Yeni Hyundai Bayon'un iç mekanına geçtiğimizde tam anlamıyla bu deyimin karşılığını alıyoruz. İç mekana adımımızı atar atmaz yine ilk dikkatimi çeken şey direksiyon simidi oluyor. Hyundai markasının yeni tasarımı olan ve diğer modellerinde de kullandığı bu çok kollu direksiyon simidini ben oldukça beğeniyorum. Ve bu tarz bir otomobile de oldukça yakıştığını düşünüyorum. Onun hemen arkasında 10.25 inç büyüklüğünde tamamen dijital gösterge paneli bulunurken ilk bakışta aynı seviyede olmadıkları için biraz garipseyebileceğiniz yine 10.25 inç büyüklüğünde bir adet multimedya ekranı yer alıyor. Bu dokunmatik multimedya ekranı üzerinden Apple CarPlay ve Android Auto bağlantı servislerini kullanabiliyorsunuz.
Ayrıca bu sınıfta bir otomobilde bulunmasına hem çok şaşırdım ama aynı zamanda çok mutlu oldum. Diğer özellik ise Bose Premium ses sistemi oluyor. Bununla birlikte cep telefonu üzerinden akıllı anahtar özelliği de dahil olmak üzere birçok detaya erişebildiğiniz BlueLink Connected Car hizmeti de yeni Hyundai Bayon'da sunuluyor. Orta konsol diz seviyesinin altında ve oldukça ince şekilde konumlandırılıyor. Üstünde çok fazla bir kalabalığın olmadığı ve orta konsolda büyük bir vites seçicisi ve hemen önünde telefonunuzu şarj edebileceğiniz küçük eşya gözü yer alıyor. Vites seçicisinin arka tarafında klasik bir el freni ve üstü açık şekilde konumlandırılmış 2 adet bardaklık bulunuyor. Ayrıca kol dayama detayının atlanmaması da oldukça işlevsel bir hareket oluyor. Malzeme kalitesi konusunda açık renkte sert plastik kullanılan orta konsol ve kapı içleri sınıfının getirilerini karşılıyor. Bununla birlikte iç mekana sofistike bir hava katan mavi renkteki LED ambiyans aydınlatması da oldukça güzel gözüküyor. Yanal destekleri artırılmış ve yüksek kalitede kumaş kullanılan koltuklar yine beklentiyi karşılayacak düzeyde. Fakat ön yolcu koltuğunda Isofix bağlantılarının bulunmaması yeni Bayon'un hanesine eksi olarak yazılıyor. Yeni Hyundai Bayon'un açık ara en beğendiğim özelliği ise diz ve yaşam alanı konusunda oluyor. Isofix bağlantılarının bulunduğu arka koltuklardaki diz ve yaşam alanı 882 mm ile C sınıfı crossoverları bile kıskandıracak düzeyde. Tavan yüksekliği de ön taraf için 993 mm olurken arka yolcular için 977 mm oluyor. Gerçekten bu boyutlar ile yeni Hyundai Bayon hem kendi sınıfındaki hem de bir üst sınıftaki rakiplerine göre büyük bir avantaj elde ediyor. Peki bagaj hacmi konusunda da aynı cömertliğe sahip mi? Yeni Hyundai Bayon 411 litrelik bagaj hacmi ile oldukça işlevsel boyutlar sunuyor. Şimdi gelin yeni Hyundai Bayon'daki güvenlik ve sürücü yardımcı özellikleri nelermiş onları öğrenelim. 180 km hızlara kadar çalışan gelişmiş şerit takip asistanı LFA, yol üzerindeki her türlü virajı ve yol çalışmalarını önceden haber alarak yol durumuna göre aracı hazırlayan navigasyon tabanlı akıllı seyir kontrolü NSCC, yolu radar ve kameralarla algılayıp önündeki otomobilin, yoldaki yayaların ve bisikletlilerin aniden önünüze geçmesi durumunda sizin yerinize frene basan ileri çarpışma önleyici FCA sistemi yeni Hyundai Bayon'daki gelişmiş sürücü yardımcı özellikleri arasında yer alıyor. Şimdi de yeni Hyundai Bayon'daki birbirinden verimli motor seçenekleri nelermiş onları öğrenmeye hazır mısınız? Dünyanın ilk sürekli değişken valve zamanlayıcısı CVVD teknolojisini geliştiren Hyundai bu motoru yeni Bayon'da kullanıyor. 5 yıl boyunca sınırsız kilometre garantisi verilen bu motorlar sayesinde yakıttan tasarruf ederken çevreyi de daha az kirletmiş oluyorsunuz. 1 adet hibrit ve 1 adet tam benzinli motora sahip olan yeni Hyundai Bayon'un ilk motor seçeneğinde 1.2 MPI benzinli motor bulunuyor. 1.2 litre motor hacmi ve 4 silindir ile 84 beygir güç üreten bu motor 4000 devirde 117 Nm tork elde ediyor. Ve yalnızca 5 ileri manuel şanzıman ile yönetiliyor. Yeni Hyundai Bayon'daki bir diğer motor seçeneği ise hacimce daha ufak fakat güç olarak daha güçlü 1 litrelik motor oluyor. 1.0 TGDI benzinli motor ve bünyesinde yer alan 48 volt elektrik motoru sayesinde 120 beygir güç ve 171 Nm tork elde ediliyor. Bu motora damgasını vuracak en önemli detay ise şanzıman kısmında gerçekleşiyor. Yeni Hyundai Bayon'da 1.0 TGDI hafif hibrit motor ile birlikte 6 ileri akıllı manuel şanzıman IMT teknolojisi kullanılıyor. Peki nedir bu akıllı manuel şanzıman? Bir otomobil hayal edin, bu Hyundai Bayon olsun. Manuel vites fakat debriyajı yok. Yani aslında normalde otomatik vitesin yapacağı işlemi biz manuel olarak yapıyoruz. Daha net anlaşılması için şu şekilde anlatayım. Tıpkı otomatik vites otomobillerde olduğu gibi bir adet gaz ve bir adet fren pedalınız var. Şanzımanda ise tıpkı manuel viteslerde olduğu gibi üzerinde vites yollarının yer aldığı bir de vites topuzunuz var.
Normalde otomatik viteste frene basar ve vitesi D'ye alır, yolumuza devam ederiz. IMT şanzımanda da aynı şekilde birinci vitese takarken frene basıyor ve ardından aracın hızına göre devir geldikçe ayağınızı hiç gazdan çekmeden vitesi manuel olarak ikinci, üçüncü, dördüncü viteslere atıyoruz. Yavaşlarken de tıpkı manuel viteste olduğu gibi devire göre azaltıyoruz. Yani en büyük fark ve yenilik bir manuel viteste bulunan debriyajın fiziksel olarak bu şanzımanlarda bulunmaması oluyor. Debriyaj uygun devire gelindiğinde kendisini hazırlıyor ve siz sadece vitesi uygun kademeye getiriyorsunuz. En kısa ve net anlatımıyla IMT şanzıman bundan ibaret. Aslında kullanımı çok kolay olan bu şanzıman bizim geçmişten gelen kullanım alışkanlıklarımızın sonucunda bize biraz farklı ve yabancı gelebilir. Fakat kullanmaya başlayınca oldukça zevk alacağımızı düşünüyorum. Yeni Hyundai Bayon'a dair tüm yenilikler ve tüm gelişmeler bu şekildeydi. Peki siz yeni Hyundai Bayon hakkında ne düşünüyorsunuz? Yeni Bayon hakkındaki tüm düşüncelerinizi ve aklınıza takılan her şey için sizleri yorumlar kısmında bekliyor olacağım. Ayrıca yeni videolardan anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı, videoyu da sevdiklerinize paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.